Şimdi Suriye'nin kuzeyine bir gidelim. Terör örgütü YPG-PYD yapılanmasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık bir hafta önce başlattığı operasyona bakalım. İşin hava harekatı boyutu başarılı şekilde icra edildi. Terör hedefleri yerle bir edildi. Fakat Türkiye kararlı. Diyor ki ben bu meseleyi kökünden çözeceğim. 30 kilometrelik o güvenlikli bölge oluşturulacak. O derinliğe ineceğiz ve orada bir tampon bölge oluşturacağız. Şimdi e, Arap medyasının bazılarında enteresan e, teoriler ortaya atılıyor. Türkiye'nin YPG yönelik operasyonunun arkasından o 30 kilometrelik derinliği e, Esad e, güçlerini dolduracağı belirtiliyor. Yani Suriye ordusu yerleşecek oraya. Şimdi e, böyle bir takım teoriler, iddialar, varsayımlar var. Fakat biz nesnel olana bakarsak eğer Türk Silahlı Kuvvetlerinin Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyine yönelik bir karar harekatı yapmaktaki kararlılığı net. Bu kararlılık e, politik e, ölçütte de karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli bunu vurguluyor. Karar harekatı yapılacak diyor Erdoğan. Şimdi ne zaman olacak? Türkiye'deki önemli gazeteciler sınır bölgesindeler. Herkes teakkuzda bekliyor. Peki bu harekat için yabancı ajanslar ne söylüyor? İngiliz haber ajansı Reuters'a göre Mehmetçik neredeyse hazırlığını tamamladı tamamlayacak. Emri bekliyor şu anda. Yine e, Türk yetkililere dayandırılan iddialara göre bugün bile böyle bir karar alınabilir e, bir şekilde. E, belki Erdoğan bunu dillendirip ilan edebilir deniliyor. Ama her yerden gelen ortak bir ses var. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik mutlak bir askeri operasyonu yapacak. Şimdi orada iki denge var. Biri Rusya, diğeri Amerika. Amerika Birleşik Devletleri şu anda... Orada bir mevcudiyetini bulunduruyor hala. Fakat İsrail medyasına göre ne Amerika ne de Rusya Türkiye'yi durduramayacak diyor. Bunu söyleyen İsrail'de emekli asker Zibi Bar, ülkenin saygın gazetelerinden İsrail'in Harets'e bir açıklama yapıyor. Bir aslında analiz bir şekilde kalem alıyor, yorumluyor. Zibi Bar diyor ki karar harekatında Türkiye'yi durduracak güç yok diyor. Ne Amerika ne Rusya Türkiye'yi durduramaz Erdoğan Suriye'ye operasyon kararı verirse Rusya'nın yoluna çıkıp çıkmayacağı şüpheli diyor. Neden? Çünkü Putin'le Erdoğan Moskova Ankara hattında iyi giden son bir yıldır özellikle Ukrayna Savaşı boyunca iyi ilişkiler. Daha karmaşık ikilem de diyor Amerika Birleşik Devletleri'ninki olacak diyor. Asıl ikilem orası. Biden Türkiye'ye yeni F-16 uçaklarının satışı için en hevesli lobici haline geldi diyor. Şimdi Biden yönetimi F-16'ların Türkiye'ye verilmesini istiyor. Israrla istiyor. O söz konusu 44 adet F-16'yı vereceğiz diyor Türkiye'ye. Bunun için de demokratları ikna etmeye çalışıyor. Yani kendi senatörlerini. O iknayı başardığı zaman bu F-16'lar Türkiye'ye gönderilecek. Şimdi buraya vurgu yapmış söz konusu eski albay bir analistçi Hares gazetesinde. Diyor ki bir şekilde zaten Putin'in Türkiye'ye engel olup olmayacağı da muğlak. Hiç Rusya o topa girmeyebilir bile. Burada ikilem Amerika diyor. Ama diyor Amerika'da durduramayacak diyor Türkiye'yi. Vaziyet bunu gösteriyordu. Şimdi terör örgütü YPG ki biraz sonra ekranınızı getireceğim. YPG, PYD unsurlarının, yöneticilerinin sürekli e, Amerikan medyası üzerinden Biden'a mesajlar gönderdiğini gördük. Hatta bazı terör örgütü yöneticilerinin Amerika bizi yine sattı çıkışlarını da gördük son bir haftada. Şimdi